Böyle şimdi bir değerlendirme alalım bakalım açılış nasıl yorumlanıyor GCM menkul değerlerde. Araştırma direktörü Erdoğan Turan şu anda karşımızda. Erdoğan günaydın. Günaydın İnci. Önemli bir seviye 85.500'ün üzerinde işlemler var şu anda borsada. Dün gördüğümüz, önceki gün gördüğümüz yükseliş kademeli bir şekilde bu sabahın açılışına da yansımış vaziyette. Bugün biraz daha dışarıyı takip edeceğiz. Avrupa'da büyüme rakamları var. İngiltere'den bazı veriler var. Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları ve ABD perakende satışlar verileri var. Yükselişin gün içinde süreceğini düşünüyor musun? Öyle gözüküyor. Teknik anlamda grafiklere bakan yatırımcılar büyük ihtimalle 86.500'ü çok kolaylıkla ilk bakışta ilk hedef olarak görüyorlardır. Ama ben farklı bir şey düşünüyorum. Eğer Borsa İstanbul'da 82.000'den başlayan yükselişte seçim sonrası senaryoları satın alınıyorsa bu yatırımcıların yaklaşık 4.000 puanlık bir yükselişte eldeki hisse senetlerinden vazgeçmesini ben çok olası görmüyorum. Eğer gerçekten seçim sonrası için bir yatırım tercihi bugünden yapılıyorsa burada ana hedef bence 90-91.000 seviyesi olacak. Çünkü Borsa İstanbul'daki seyir alternatif piyasalarla, yurt dışındaki piyasalarla falan kıyaslayınca aslında çok da korele değil. Sanki tek başına hareket ediyormuş gibi gözüküyor. Bu yeni de değil aslına bakarsan. Yani 2.74'lere giden dolar TL'de yine Borsa İstanbul'un güçlü kaldığını görüyoruz. Gördük. Bugün kurda geri çekilme yaşanıyor. 2.66 seviyesindeyiz. 86.500 evet ilk direnç. Oralara gitmek çok zor değil. Fakat gerçekten 91.000'lere, 90.000'lere doğru giden bir borsa senaryosu varsa biz bu senaryonun dolar TL'deki hareketle de desteklenmesini bekleriz. Yani 2.65'in altına inen bir kur Borsa İstanbul'da yükselişin devamını destekleyecek bir gelişme olabilir. 2.65'in altında çok aşağı doğru hareket, geniş bir alan var mı? Evet, 2.54 seviyesine kadar aslında çok da anlamlı bir destek diyebileceğimiz bir seviye göremiyoruz. Son dönemde 2.65'in altında kalmayan bir kur görmüştük. Olur da 2.65'in altında sarkıyorsak görünüm değişiyor diyebileceğiz. Tarih piyasasında yaşananlar, yurt dışındaki çalkantılar, Yunanistan sorunu diyelim ya da ABD borsalarındaki gelgitler, Borsa İstanbul'u, tahvil bono piyasasını veya kurdaki seyri çok da rahatsız etmemiş gözüküyor. Tam tersine yurt içi piyasanın, Türkiye piyasalarının pozitif ayrıştığını da görüyoruz. Seçim öncesi bu yaşanan hareket oldukça güzel bir hareket. Devamı gelir demek için benim için en azından 86.500 üzerinde kalan bir borsaya ihtiyacımız var. Ama oraya kadar da yani yaklaşık 1000 puanlık hareket alanına gitmemek için önümüzde çok ciddi bir engel de görmüyorum. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleri için. Erdoğan Turan seçime doğru olumlu ayrışma tablosu yaşanmasına dikkat çekti. 86 binlerin üzerine doğru hareketlerinde mümkün olabileceğinden bahsetti. Borsa bu sabah yine yükselişle başlamış oldu. Dışarıdan gelen birileri...